İspanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklama İspanyol ekonomisiyle ilgili uluslararası kurtarma programı beklentilerini yeniden güçlendirdi. Bakanlık ekonomide 2012'nin ikinci çeyreğinde de son 6 ayda olduğu gibi bir daralma beklendiğini açıkladı. Merkez Bankası tarafından da doğrulanan verilere göre bu oran yine %0,3 olacak. İspanya'da 29 Mayıs itibariyle 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi %6,5 oldu. Euro bölgesinin kuruluşundan bu yana bir rekor olan bu seviyeyle İspanya'nın borçlanma maliyetleri borç yönetiminden endişeye düşürecek seviyede yükselmiş görünüyor. İspanya için risk hızla artıyor. İspanyol finans sistemine karşı büyük bir korku bulunuyor. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere finans sistemlerindeki sıkıntıyı bankalara kamu yardımı yoluyla aştılar. Sonunda İspanya'da da finans kurumlarına para gidiyor. Bankalar kamulaştırılıyor ve bu da olumlu bir gelişme. İspanyol hükümeti ülkenin dördüncü büyük bankası Bankia'nın kısmen kamulaştırılmasına karar verdiğinde hesaplanan yaklaşık fatura 10 milyar euroyu aşmıyordu. Fakat daha sonra hükümetteki hesabın finans piyasalarına uymadığı ortaya çıktı ve son olarak bankanın kamuya yükünün 23 milyar euroyu aşabileceği görüldü. İspanya'nın da Yunanistan gibi bir uluslararası yardıma ihtiyaç duyduğu gittikçe daha yüksek sesle dile getirilirken Başbakan Rajoy bu ihtimali reddediyor. İspanyol bankacılık sistemi için uluslararası bir kurtarma programı uygulanmayacak. Bizim sorunumuz çok büyümüş olan borç. Bu borçla yüz yüzeyiz, finanse etmeliyiz ve şu anda bunun güçlüğünü yaşıyoruz. Madrid uluslararası kurtarma planı ihtimalini reddederken bir yandan da Avrupa Merkez Bankası'nın desteğini bekliyor. Rajoy hükümeti Avrupa Merkez Bankası'nı İspanyol tahvili alarak aşırı yükselen faizlerin dizginlenmesine yardımcı olmaya çağırıyor. Oysa Bankia kamulaştırmasına dönük yapılan büyük hesap hatası piyasaların İspanyol hükümetine olan güvenini sarsmış durumda.